Sevgili seyirciler, Dünya Basketbol Şampiyonası'na gidebilme yolunda zorlu maçlar oynayacağız ve amirli erkek basketbol takımımızın iki önemli ismi Doğuş Balbay ve Kartal Özmızrak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar, elimiz öncelikle. Doğuş, seninle başlayalım. Nasıl gitti hazırlık kampı Slovenya'daki? Şu andaki takım olarak ruh haliniz ve mental durumunuzu nasıl özetlersin? Slovenya kampından önce bir hafta burada alışma kampı yaptık. Hafif idmanlarla geçirdik ama birbirimize kaynaşmamız açısından çok önemliydi. Tabii aramızda olmayan 3-4 arkadaşımız vardı NBA'den gelenler ama gençlerle birlikte iyi bir kaynaşma süreci geçirdik İstanbul'da. Onun dışında Slovenya'da da yaklaşık 10 günlük çok ciddi hem kondisyon açısından hem de birbirimizi tanıma açısından artık kıran kırana antrenmanlar yaptık ve sonuçta güzel bir kamp dönemi geçirdik. Çok ciddi bir sakatlık olmaması bizim için iyi denilebilirdi. 10 gün içerisinde bütün taktiksel olarak antrenmanlarımızı yaptık ve İstanbul'a geldik. Şimdi İstanbul'da eksiklerimiz de tamamlandı artık. Ve eksiklerimiz tamamlandıktan sonra sürpriz konuğumuz var. Sinan Erdem'in meşhur kedisi, o da programımıza katıldı. Benim için sorun yok, burada oturabilir o da. Eksiklerimiz de tamamlandı NBA'den gelen arkadaşlarımız. Scottie'nin de gelmesiyle beraber şu anda tam kadro antrenmanlarımızı yapıyoruz. Artık kısa bir süre kaldı maçlarımıza ama taktiksel olarak şimdi çalışmalarımızda en çok verim almaya çalışıyoruz. İyi durumdayız. Takımın havası çok iyi. Sağlığımız yerinde. Şu anda bir sıkıntı yok yani. Peki, Kartal, seninle devam edelim. Tabii maçları konuşacağız, rakipleri konuşacağız ama sen bu hazırlık dönemini, kamp dönemini nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle Doğuş abinin dediği gibi gerçekten iyi bir, fiziksel olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve en büyük artısı bizim için sakatlık olmamasıydı. Zaten son oynadığımız iki maçta takım olarak çok iyi sinyaller vermiştik. Tabii ki önemli olan bu grubu da en iyi şekilde bitirip dünya şampiyonası yolunda, dünya şampiyonasına gitmeye garantilememiz gerekiyor. Hazırlıklarımıza zaten erken vakitte başladık diğer takımlara göre. İyi de hazırlandığımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde hazırlık maçları var. Hazırlık maçlarını da en iyi şekilde geçirip önümüzdeki iki maçı kazanmamız gerekiyor. Çünkü bu iki maçı kazanırsak gerçekten çok büyük avantaj elde edeceğiz. İlk olarak Ankara'da seyircilerimizin desteğiyle Karadağ maçından galip gelmek istiyoruz. Daha sonra da Slovenya'da yenmek istiyoruz. Peki Doğuş Balbay, şimdi özellikle Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda geçen yıl çok sempati toplayan bir basketbol milli takımımız vardı. Her zaman öyleydi aslında. 2001'de, 2010'da hep basketbol milli takımımız bu ülkenin önemli moral kaynaklarından birisi oldu. Ama 2017'de o özverili takıma ayrı bir sinerji oluştu. Sen şimdi bu elemelerdeki maçlarda ve Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlık kapsamında takımın kadro profilini nasıl tanımlarsın? Deneyimli de bir isim olarak artık. Şimdi tabii ki bir kabuk değişimi, bir jenerasyon değişimi oldu diyebilirim açıkçası. Ben de tabii ki o değişimle birlikte biraz daha tecrübeli oyuncular arasına katıldım. Önceden şu anda federasyonda görev yapan abilerimizle beraber de aynı kadroda bulundum ama söylediğim gibi Avrupa Şampiyonası'ndan başlayarak bir gençleşme, bir kabuk değiştirme, jenerasyon değişikliğine gittik ve tabii ki başarı çok önemli bizim için ama geleceğe yatırım yapmak da Türk basketbolu için çok önemliydi. Şimdi artık o değişimi yavaş yavaş tamamlıyor milli takımımız ve bir çekirdek kadro oluşmuş durumda aşağı yukarı. Tabii ki alttan çok büyük yetenekler geliyor, onlar da dahil oluyor yavaş yavaş ama şu anda oturmuş bir kadromuz var. Bunun etkilerini bence artık yavaş yavaş göreceğiz diye düşünüyorum. Bunun en büyük meyvesi de tabii ki dünya şampiyonasına gitmek olur. Yine bu kadroyu, çekirdek kadroyu koruyabilirsek bunun bir diğer meyvesi de olimpiyatlara katılmak olur tabii ki. Ama hepsi adım adım. O yüzden ilk önce bu dünya şampiyonasına gitme hedefimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ama takımımızdaki her oyuncu da buraya hak ederek gelmiş. Türk milli takımının formasının değerini bilen oyuncular. Zaten çok yoğun sezonların ardından Amerika'dan da kalkıp geliyorlar. Bir forma için özveriyle mücadele ediyorlar. O yüzden bizim için çok önemli burası. En iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz burayı. Ersan İlyasova ve Scottie Wilbekin gibi aslında çok kritik eklemeler var. Yine başka isimler de var ama hani takımın genel yapısına baktığımız zaman 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası bu takıma yapılan eklemeler, gelen yeni isimler gücüne nasıl bir katkı sağlar sence? Ya kesinlikle bize derinlik sağlayacaktır bu isimlerin hepsi. Tecrübelerinin yanında bu genç arkadaşlarımıza da aktaracaktır tabii ki tecrübelerini ama onun dışında kesinlikle derinlik katacaktır.
Ersan'ın gelmesi tabii ki bizim için çok önemli. Özellikle 4 numara pozisyonunda bize çok büyük katkı vereceğine inanıyorum. Scottie'nin ekstra zaten sanki 3-5 yıldır milli takımda oynuyor gibi oynaması son 2 maçta zaten kendini gösterdi. Çok büyük önem var. Genç arkadaşlarımızın bu tecrübeli arkadaşlardan yararlanması önemli takımımız ve Türk basketbol açısından. Şu anda pozitif bir enerji var yani takımın. Kartal, sen milli takım seviyesine aslında alışık birisin 6 yaş kategorilerinden bu yana. Önemli başarıların içinde de yer almış bir isimsin. Tabii 12 Deva'dan bir slogandı ve tüm ülkeyi saran bir slogandı. Ve daha sonra milli erkek basketbol takımının da zaten diğer tanımı oldu. 12 dev adamdan biri olmak nasıl hissettiriyor seni? Bu yapının içerisinde yer almak. Çünkü 2010'da düşündüğüm zaman hani o organizasyon mesela Dünya Basketbol Şampiyonası'nı izlediğinde bir gün ben de burada olacağımın hayallerini kurmuş muydun? Nasıl bir ruh hal içindesin şimdi? Tabii 2010'da bütün 70 milyon ekranlara kenetlenmiş abilerimizi destekliyorduk. Gerçekten dünya ikincisi olduğumuzda anlatılamaz bir mutluluk, sevinç yaşamıştık. Tabii ki bütün genç basketbolcuların hayali milli formayı giymektir. Bu bizim için büyük bir gurur. Bütün genç basketbolcular için yani. Bütün basketbolcular için belki 30 yaşında hiç giymemiş olabilir ama gene milli formayı giymek onun için onun en büyük hayali ve en büyük sevincidir diye düşünüyorum ben. Tabii ki 12 dev adamdan biri olmak benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur verici bir şey. Kulüpler bazında Darüşşafaka'yla çok önemli başarı elde ettiniz. Euro Cup'ı kazandınız. Scottie Wilbekin'le birlikte takımda gerçekten çok iyi bir ekip görüntüsü çizdi. Sen de çok kritik katkılar verdin. Scottie'nin milli takıma dahil olmasını nasıl gözlemliyorsun? Doğuş Balbay özellikle çok güzel anlattı ama sen yakından eski bir takım arkadaşı olarak vereceği katkıyı nasıl anlatırsın? Scottie gerçekten içimizden biri gibi. Oynadığımız geçen 3 yıldır zaten Türkiye'de, öncelikle onu söyleyeyim. 3 yıldır Türkiye'de olması, birçok Türk arkadaşının da olması bunun büyük etkenlerinden bir tanesi. Karakter olarak da zaten çalışmayı çok seven bir kişilik. Kazanmak da istiyor. Genç de olmasının da etkisi var. Bunun da sonucu olarak geçen sene gerçekten büyüleyici bir sezon geçirdi. Tarihi bir sezon yaşadık Darüşşafaka olarak biz de. Onun ülke basketboluna çok yararı olacağına inanıyorum. Geçen maçlarda da gösterdi. İnşallah aynı şekilde devam eder. Peki Doğuş Balbay, milli takımımızla ilgili şu anda hazırlık maçları devam ediyor. Kulüp takımlarıyla 2 tane maç bekliyor size, Türk Telekom'la ve Galatasaray'la. Çok fazla alışılagelmiş bir durum değil bu. Sen deneyimli bir isim olarak artık bu maçları nasıl geçeceğini öngörüyorsun? Açıkçası ben de geçen gün arkadaşlarla ve bazı milli takım çalışanlarıyla konuştuğumda böyle maçlar olduğunu, daha önce böyle maçlarla karşılaştıklarını sordum, karşılaşmadıklarını. İlk defa sanıyorum böyle bir şey olacak yanılmıyorsam. Yani bizim için de değişik bir deneyim olacak sonuçta Türkiye Ligi'nde mücadele eden takımlara karşı oynamak milli takım olarak. Hem Galatasaray olsun hem Telekom olsun çok ciddi ekipler bizim için. Tabii ki bizim kendi yapacaklarımız çok önemli burada. Kiminle oynadığımız çok önemli değil açıkçası ama bizim için iyi bir hazırlık olacak bu Eylül ortasında oynayacağımız 2 maç için. Yani değişik bir deneyim olacak. Tanıdığımız oyuncular genelde, bildiğimiz ekip. O yüzden tabii ki değişik bir atmosfer olacak. Biz de tecrübelenmedik yani bu konuda ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. O yüzden göreceğiz. Peki bir hazırlık maçında milli takıma karşı, yani rakip bir milli takıma karşı oynamaktan ne gibi farklılıklar barındırabilir bu kulüp maç takımlarıyla yapılan ya maçlar? Elbet yani özellikle kulüp takımında oynayan oyuncular olsun, genç oyuncular olsun hepsinin hedefi tabii ki bir gün A milli takımda formaya giyebilmek. Daha sert maçlar olur mu sence? Kesinlikle sonuçta herkes en iyi performansını ortaya koyup orada kendini göstermeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Türk oyuncular. O yüzden yani kıran kırana geçecek diye düşünüyorum mücadeleler. Peki şunu merak ediyorum. Milli takımımızın bu zamana kadar kampta ortaya koyduğu performans çerçevesinde mental anlamda bir stres yükü söz konusu mu? Yani rakiplere baktığım zaman Karadağ ve Slovenya, özellikle Slovenya son Avrupa şampiyonu zaten. Karadağ'da önemli bir basketbol ekolünü temsil ediyor. Rakip analizini yaparken nasıl bir durumla karşılaştınız? Nasıl bir tablo var? Nasıl bir rakip bekliyor şimdi bizi? Şimdi öncelikle biz ilk maçımıza konsantre oluyoruz şu anda, Montenegro maçını. Ondan sonra Slovenya maçına tabii konsantre olacağız. Belki çok kısa bir süre olacak arasında ama sonuçta ilk maç bizim için çok önemli, Montenegro, evimizde oynayacağımız maç. Mental olarak da fiziksel olarak da orayı kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Özellikle taktiksel anlamda antrenmanda koçlarımız bize genelde Montenegro ile ilgili set oyunlarını, onların nerede ne yaptıklarını bize söylüyorlar, bizi hazırlamaya çalışıyorlar bu konuda. Onun çok yardım dokunuyor. Onun dışında tabii ki
hepimiz bu tür maçları çok oynadık. O yüzden yani mental olarak bir stres yok ama sonuçta onun bilincinde olarak kendimizi konsantre etmeye çalışıyoruz bu maçlara. Söylediğim gibi Montenegro maçı ilk maç, şu anda tüm hazırlıklarımız olacak. Kartal, sen Karadağ ve Slovenya maçlarında hem burada hem de deplasmanda nasıl bir atmosferle karşılaşacağınızı tahmin ediyorsun? Kendini mental anlamda bu maçlara nasıl hazırlıyorsun? Rakiplerin sizi nasıl karşılayacağını düşünüyorsun? Öncelikle onlar da bizim hazırlandığımız gibi biz de hazırlanacaklarını biliyoruz biz de. İlk maçımızın Ankara'da olması bizim için avantaj, çünkü Ankara seyircisi her zaman basketbolu çok seven, basketbolu bilen bir seyirci. Geçmiş iki maçımızda da gerçekten bize çok güzel bir destek verdiler. Onların desteğiyle beraber daha iyi basketbol oynadık. Daha iyi basketbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Slovenya'da, Karadağ'da basketbol ülkesi. İki ekol denilebileceğimiz türde ülkelerden. Slovenya'da oynayacağımız maçta da aynı şekilde yine güzel bir atmosfer bizi bekleyecek. Çünkü onlar da basketbolu çok seven bir ülke. Basketbola çok değer veren bir ülke. Güzel atmosferler bizi bekliyor. Keyifli basketbol maçları izleyeceğimize eminim. Peki kendi oyun yapını son birkaç yıldır ne seviyede görüyorsun? Kendini artılarıyla eksileriyle değerlendirdiğin zaman, özellikle geçen sezonki Euro Cup şampiyonluğu da senin bireysel kariyerine ve oyun yapına çok pozitif bir deneyim getirdi diye düşünüyorum. Sen kendini nasıl son bir iki yıllık periyotta değerlendirirsin? Zaten geçen seneden önce sakattım, oynayamadım. Geçen sene de hocamız David Blatt'in ve Darüşşafaka'nın bana gerçekten çok büyük katkısı oldu. Çünkü sezon başında hazır olmama rağmen ilk birkaç ay beni çok fazla sahaya atmadılar. Tekrar bir risk yaşayıp bir sakatlık yaşamayayım diye. Ondan sonra da ben aldığım dakikalarda iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Hep çalışmalarımı, dizimi kuvvetlendirmek için, vücudumu kuvvetlendirmek için yaptım. Oyunun eksik yönleri tabii ki var. Onları da geliştirmek için ekstra çalışmalar yapıyorum. Peki Doğuş, Slovenya kampı Doğuş oldukça sıkı geçiyor. Senin de atletizmini hepimiz yakından biliyoruz ama daha yeni paylaştığın videoda o atletizmin sınırlarını tekrar bizlere hatırlattın. O pozisyonu bir anlatır mısın bize? Söylediğim gibi kran krana geçti her antrenman orada. Slovenya'da gerçekten birbirimizi hep ittirerek daha her antrenmanda daha iyiye gidebilmek için elimizden geleni yaptık. Yine o anlardan bir tanesiydi ve 3'e 3 oynarken yanılmıyorsam, saha biraz daha tabii ki 3'e 3'te daha az oyuncu olduğu için biraz daha boşluklar fazla. Öyle bir an denk geldi ve içeriye penetre edip kendimi çok iyi hissettim ve smaca kalktım. Sonuçta çok güzel, hem o atmosferde herkesin reaksiyonuyla birlikte hem güzel bir ses oldu, hem yani ses getirdi diyebilirim o smaç. Antrenmanın güzel anlarından bir tanesiydi. Önemli olan tabii ki bunu maçlara taşımak. Antrenmanda biraz daha kolay oluyor bir tür işler ama maçta o 40 dakika içerisinde bunu yayabilirsek, yapabilirsek hem Türk seyircisi daha da hoşuna gitmiş olur bu tür hareketler, hem de biz de oyuncu olarak gençlere daha çok örnek olmuş oluruz. Doğuş, sen kendi oyununu son dönemde ne yönde şekillendiğini düşünüyorsun? Biz seni savunmacı, sıkı savunmacı ve atlet kimliğinle tanıdık. Sen kendini hani bu özelliklerin yanı sıra, özellikle buradaki Türkiye Kupası maçında şutunla çok can yaktığın ve oyunun gidişatını değiştirdiğin maçları da hatırlıyorum. Hani bu yönde kendi oyununun ne yönde olgunlaştığını düşünüyorsun? Özellikle geçen sene antrenörümüz Ergin abinin de verdiği özgüvenle birlikte tabii ki iyi olan yönlerimin yanında eksik olan yönlerimde geliştirme fırsatı bulduğumu düşünüyorum. Özellikle sürelerimin de artmasıyla birlikte hem EuroLeague'de hem Türkiye Ligi'nde daha özgüvenli oynadım. Hücumda topu daha iyi paylaştırdım ve bireysel olarak da asistlerim ve şut yüzdem tabii ki daha çok arttı. Bu tamamen tabii ki özgüvenle ve antrenörümüzün bana verdiği dakikalarla. Tabii ki bu dakikaları ben antrenmanlarda çalışarak elde ettim ama bu özgüven de çok önemli oldu benim için. Yani öğrenmenin ve gelişmenin yaşı yok diye düşünüyorum. O yüzden gelişmeye devam edeceğim, çalışmaya devam edeceğim. Artık hepimizin olduğu gibi herkesin eksik yönleri var. Onların üzerinde çalışıyorum ben de. Umarım basketbolumu geliştirerek devam ettiririm. Bir abisi olarak Kartal'ı nasıl değerlendirirsin Kartal, son yılda? Kartal gerçekten her geçen sene çok fazla gelişme kaydediyor. Zaten inanılmaz çalışkan birisi. Şanssız belki birkaç sakatlıklar yaşadı ama hepimizin başından geçiyor bu tür olaylar. Önemli olan onu da zaten bırakmadan çalışmaya devam etmesi. İleride zaten milli takımımızın ana parçalarından bir tanesi olacağı için önemli olan sağlıklı bir şekilde bırakmadan, pes etmeden çalışmaya devam etmesi. İleride bizi gururlandıracak hepsi. Peki teşekkür ediyoruz. Ankara'daki ve Slovenya'daki maçlarda da yürekten başarılar diliyoruz. Kalbimiz sizinle olacak. Teşekkür ederim.